Merhaba arkadaşlar, Gemistürk'ün bir dışında hoş geldiniz. Bugün güzel haberlerle karşınızdayım. Artık bizim çok güzel bir sponsorumuz var. Logitech bize sponsor oldu. Eğer Instagram adresimi takip ediyorsanız oradan size duyurmuştum ve bize çok güzel hediyeler göndermişler. Kendilerine buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Artık Logitech bizim e, kanalımızın sponsoru oldu. Ekipman sponsoru oldu. Mesela biz şu anda 500 bin abone olma yolunda hızla ilerliyoruz. Eğer e, bu anlaşmamızda bir sıkıntı olmazsa, daha ileri giderse çekilişlerimiz olacak. Siz de bu sponsorluktan yararlanmış olacaksınız. Bize güzel hediyeler yollamışlar. Bugün onların kutu açılımını yapacağız. E, hemen yavaştan geçelim. E, ilk Ürünümüzle başlıyoruz arkadaşlar. İlk kulaklık arkadaşlar. Kulaklık. Bu Logitech'in en iyi kulaklıklarından Pro modeli arkadaşlar. Pro X modeli. Ee, kargoda gelirken bir küçük bir hasar şurada böyle böyle küçük bir darbe yemiş ama içinde hiçbir sıkıntı yok. Şöyle göstereyim kutuyu böyle inceleyecek olursak şurada kocaman bir Pro X yazısını görüyorsunuz. Ee, yanında sponsor olduğu e-spor takımlarının logolarını görüyorsunuz. TSM'inden Origin'e kadar birçok takım var. Arka tarafında da play to win yazıyor. Şöyle görüyorsunuz. Ve içindeki malzemeleri buraya kısaca yazmışlar özelliklerini. Ve şuradan çıkacak olan şeyler de kutunun içerisindeki şeylerden küçük bir bahsediyor. Şimdi bunu açalım bakalım. Kutu açılımını yaparken şöyle küçük bir makas kullanacağız. Evet ben bunu en son kullandığımda kaç yaşındaydım bilmiyordum ama elime bunu bulabildim. Kesici olarak yani bantları açabilmemiz için bunu bulabildim. Yapacak bir şey yok. Bunu da idare edeceğiz. Şimdi şöyle bir açalım şuraları. Buralar tamam. Şurayı şurayı da açayım. A few minutes later. Ya bunları açmak biraz sıkıntılı bende. Evet, bunu köşeye bırakalım. Evet arkadaşlar, kutumuzu açtığımızda şöyle bir şey bizi karşılıyor oluyor. Bakın poşetlenmiş bir şekilde kulaklığımız burada hemen yan tarafında dur orayı bir açacağım hemen yan tarafında şöyle bir aparat çıkıyor bu ses kartı oluyor arkadaşlar şuradan e, ses kartını direkt ister ses kartıyla kullanabilirsiniz ister normal driverlarla kullanabilirsiniz ama ben büyük ihtimalle e, bunu kullanacağım o yüzden bunu köşeye bırakalım şimdi kulaklığımız gelsin kulaklığımız geliyor Evet şöyle güzel bir paketlenmiş bir şekilde gelmiş. Buradan poşetini açalım. Evet bunu atıyoruz. Oy kulaklığın yalnız kalitesi elimi alınca direkt anladım. Bakın şurada kocaman bir G logosunu görüyorsunuz. Logitech G. Logitech Gaming logosu arkadaşlar. Ee, buralar setten efsane gözüküyor. Şuraların hepsi deri arkadaşlar. Gayet e, kulağa oturur diye düşünüyorum. Şöyle bir koyalım. Şöyle bir yapacak. Aa tabi şuraları açacağız. Şurada uzatma yerleri. Yine her kulaklıkta olduğu gibi mevcut. Şöyle takacak olursak. Oo, yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bunu takar takmaz dışarıdaki bağlantım kesildi. Ses olayı çok iyi olmuş. Yani dışarıdaki hiçbir sesi duymuyorsunuz. Gayet güzel. Kendi sesim bile zor zor duyuyorum. Şurada şöyle güzel kablolama şekillerini de görüyorsunuz. Gayet hoş olmuş. Ve şunun hemen üstünde de Pro yazısını görüyorsunuz. Pro X modeli arkadaşlar bu model. Ee, bu ürünlerin linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdilik bunu köşeye bırakalım. Ve kutu içerimize devam edelim. Şimdi şurada köşelerde bazı şeyler görüyoruz. Bakın şurada G logosunun altında bazı şeyler var. Onlara bir bakalım. Evet. Çok güzel bir şey çıktı. Şöyle. G logolu bir taşıma çantası. Kulaklığı taşıyabilmemiz için bir çanta çıktı. Ee, i̇çinde de bazı şeyler var. Şöyle bakalım. Evet tüm kablolarımız burada. Şimdi bunlara geleceğiz. İlk önce şundan başlayalım. Mikrofon. Arkadaşlar mikrofonu tak çıkar yöntemi var bunda. Şöyle açalım poşetinden. Şöyle güzel bir mikrofonu var. Görüyorsunuz. Bunun da çok güzel bir özelliği var arkadaşlar. Blue Voice. Bakın şurada damgası zaten gözüküyor. Blue Voice. Şöyle gölü. Kamene abi odaklar mısın? Ne siz gördünüz. Blue Voice teknolojisi var. Mikrofon kalitesi 10 numara. Mikrofon da hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Onu zaten yayınlarda göreceksiniz. Bunların hepsini yayınlarda test edeceğiz. Uzun kullanım testleri oradan gelecektir. Bunu şöyle kulaklığımızın arkadaşlar ne tarafını takıyoruz? Şu tarafını takıyoruz şöyle. Şöyle takacak olursak. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle konuşabiliyorsunuz arkadaşlarınızla. Çok rahat bir şekilde. HD ses kalitesiyle e, görüşebiliyorsunuz. İstediğiniz zaman bunu çık, e, tak çıkar yap veya yukarıya koy bir şey yap. İstediğin gibi e, yön değişebiliyor. ya Yani şu tak çıkar olayı güzel olmuş. Bu bayağı hoşuma gitti. Bunu da görmüş olduk bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada birçok kablosu var. Bunların hepsini ee, kullanacağız. Eğer telefonda kullanmak istiyorsanız bakın şurada zaten e, güzel logolarla açıklamışlar. Bakın telefon telefona girecek olan jack girişi. Bak şöyle telefon işareti var. Bu da kulaklığa gidecek olan giriş. Şöyle göstereyim bakın. Kulaklık telefon. Kulaklık telefon. Sonucu arkadaşlar e, kulaklıkla yani sesle mikrofonu ayırabileceğiniz bir aparat şöyle göstereyim arkadaşlar ikili giriş şurada da tek giriş var ondan sonucum arkadaşlar asıl bizim kullanacağımız olan şey bu olacak bunu ses kartına takacağız zaten şurada logo olarak gösteriyor ses kartına gidecek olan jack girişi ve kulaklığı kulaklığa bağlanacak olan giriş bizim kullanacağımız şey bu olacak zaten şurada küçük bir ses kısma bakın artı eksi görüyorsunuz ses kısma ses kapama açma her şey burada mevcut evet kontrol alır sayesinde bunları yönetebiliyoruz başka bir şey var mı diye bakalım tabi herkesin okuduğu yani her kutu açılımında bunu kesinlikle okuyorsunuz değil mi arkadaşlar şu kullanım kılavuzunu okuyan var mı var mı bunu okuyan varsa yazsın yorumlara Şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Bunu isterseniz okuyun ama büyük ihtimalle bunu okuyanız yoktur diye düşünüyorum. Ondan sonra şöyle Pro X'i gösteren yani kutu içeriğini gösteren küçük bir sayfa geliyor. Kullanmak yani kurulum için güzel bunu kullanabiliriz. Bakın şöyle gösteriyor her adımı burada görebiliyorsunuz gayet güzel. Ve şurada da arkadaşlar bunun yazılımı var yazılımı da indireceğiz. Bunların hepsini bağlayacağız. Tamam. Şöyle kutuya bakacak olursak başka bir şey var mı? Evet burada bir şey daha görüyorum. Burada da arkadaşlar yedek petler. Şöyle görüyorsunuz. Bunları isterseniz değişimini yapabiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Yedek petlerimiz de burada mevcut. Bu deri olan değil. Bu normal şey dokusu. Ne deniyor ne? Göstereyim bakın poşetten gözüküyor mu bilmiyorum ama deri olmayan kısmı arkadaşlar yani kumaş kumaşımsı bir petler bunlar istiyorsanız bunlarla değişim yapabiliyorsunuz ama ben büyük ihtimalle şu an orijinal versiyonunda kullanmış olacağım şöyle kutuya bakıyoruz bakıyoruz ve başka bir şey göremiyoruz kutu içeriği bu şekildeydi bunu köşeye koyuyoruz kulaklığı tekrardan size göstereyim şöyle şu şekilde Bakın G logosu nasıl da parlıyor görüyorsunuz mü? Uy Uy Şöyle kulağa baya güzel oturuyor. Çok hoşuma gitti. benim eski kullandığım Steel Series kulaklığıydı arkadaşlar. Sen bunu her yayında, her videoda görüyordunuz. Şuydu arkadaşlar. Yani ondan daha iyi oturuyor diyebilirim. Ondan daha iyi oturuyor. Bu baya hoşuma gitti. Bakın böyle çok çok şekil kurma, şekil durmadım mı? Tam bir gamer oldum ha. Tam bir gamerım. Oh ye Bunların hepsinin testini arkadaşlar e, canlı yayında yapacağız. Nonolay adresinde canlı yayında oluyoruz her gün. Eğer siz de takip etmediyseniz açıklamada bulunan linkten takip edebilirsiniz. Evet ikinci ürüne geliyoruz. İkinci ürünümüz mouse arkadaşlar. Mouse G502 modeli hero modeli arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunu zaten görmüşsünüzdür. Bayağı popüler bir mouse. Ee, şimdi bunun açıklamasını yapacağız. Arkası tar arka tarafı da şu şekilde gözüküyor. Mouse çok şekil. Efsane gözüküyor. <laughs> Heh. Evet, uzun uğraşlar sonucunda arkadaşlar sonunda kutuya ulaşabildik, açabildik yani. Şöyle ben açıyorum hemen hızlıca. Şöyle. Şükürler olsun. Vallahi kesmiyor. Vallahi kesmiyor. Evet kutumuzu açtık arkadaşlar. Direkt şu şekilde çıkıyor. Bakın gayet güzel paketlenmiş. Paket olayı gayet güzel yapılıyor. Logitech sağ olsun. Onun içinde başka kutu şöyle bir şey var. Yine G logolu. Şöyle kullanım şeyi. Bu da güzel. Bizim kulaklıktan da çıkmıştı. Hatırlarsınız. Fortnite koymuşlar buraya. <laughs> Ee, başka bir şey var mı diyeceksiniz bakıyorum. Evet burada bir şey daha var. O G logosunun stickerı. Bakın G. Kocaman bir G. Bunu bir yere yapıştırırız. Köşede kalsın. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir şey yok. Evet. O zaman şunu açıyoruz. Hadi bakalım. Bunu nasıl açar? Yani direkt açılıyormuş direkt. Direkt direkt. Evet mouse'umuz şu anda elimize geldi şöyle görüyorsunuz çok güzel gözükmüyor mu ya tasarımı 10 numara olmuş şöyle örgülü bir kablosu var kablosu da gayet iyi uzunluğu filan hoşuma gitti şöyle örgülü stilde yapılması güzel oluyor bozulma oranını daha da düşürüyor şurada da zaten USB'nin üstünde de G logosunu görüyorsunuz. Burada birçok işlev var arkadaşlar. Tuş işlevleri görüyorsunuz. Benim en çok sevdiğim olay şu. Bakın şimdi izleyin. Çok iyi değil mi? Sonsuza kadar döndürebiliyorsunuz tek tuşla. Ve tek tuşla şöyle durdurabiliyorsunuz. Bu en sevdiğim özelliklerden biri. Bunun testini yine yayında yapacağız arkadaşlar. Yayına gelmeyi unutmayın. Tüm kullanım testlerini yayında yapacağız. Bunu da köşeye koyalım. Sonra kutunun içinden şöyle bir şey daha çıkıyor. Bakın G logolu. Şöyle küçük bir kutu çıkıyor. Bu kutu ne biliyor musunuz mu? Bu kutu arkadaşlar ağırlık kutusu. Yani mouse'unuza istediğiniz gibi ağırlık takabiliyorsunuz. Şöyle bir açayım. Evet açtım arkadaşlar. Şöyle ağırlıklar var. Baya büyük bir. Hepsinin ne kadar ağırlıkta olduğu yazıyor şu anda. Mesela 3.6 gram var. Hepsi 36 grammış. Evet, istediğiniz gibi mouse'unuzun altına takabiliyorsunuz. Ondan sonra son olarak da yine kimsenin okumamış olduğu kullanım kılavuzu şöyle. Şöyle. Ondan sonra son olarak da şu ağırlıkları nasıl takacağınızı gösteren bir bilgilendirme şeyi çıkıyor. Ve şurada yine her zamanki gibi uygulamasını indirip kullanabilmeniz için, yani hızlarını ayarlayabilmeniz için, özelliklerini kullanabilmeniz için uygulaması var. Onu da indireceğiz yayında inşallah. Başka bir şey çıkmıyor. Bildiğiniz şöyle efsane bir mouse'umuz var. Bir sürü tuşları var. Hepsinin denemesi dediğim gibi canlı yayında olacak. Evet şimdi arkadaşlar gelelim fasulyenin yararlarına. En son parça klavye. Klavye. G815 modeli ve kadraja bile şöyle göstereyim. <laughs> <laughs> kadraja şu şekilde göstereyim. G 815 modeli Görüyorsunuz Bu model arkadaşlar çok ince bir model Zaten inceliğini beyazdan göreceğiz Mekanik klavye Her zamanki gibi Umarım çok ses çıkarmıyordur Ses olayı bizim için önemli biliyorsunuz Yayınlarda size giden ses oranı Mesela benim şu anki kullandığım Klavye çok fazla ses çıkarıyordu Bakalım bunu da göreceğiz Şimdi bunu da açılımına yapalım Değil mi? Bak. Şöyle açtıksak Tamam direkt geliyor 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 Bak açıyoruz Kutu arkadaşlar kutuyu da göstereyim. Yani kutu şu şekilde. Arkasında da işte küçük bilgilendirmeler var. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle küçük bir siyah bir kutu geliyor. Şimdi bunu açacağız. Açalım. Şöyle. Oy! Yalnız bak kaliteye görün. Açınca direkt bizi şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama Logitech G yazısı. Şöyle. Evet. Tamam. Zaten bu da çıkıyormuş. Bakın böyle göstereyim. Logitech G. Bunu atıyoruz. Oy, yalnız bir şey söyleyeyim mi size? Malzeme kalitesi şu anda kendini gösterdi. Şöyle dur bakayım. Kırmazsam <laughs> şunu koyalım. Klavyenin inceliğine baksınız arkadaşlar. Şu klavyenin inceliğine bakın. Bak, malzeme kalitesini görüyorsunuz mu? Direkt ilk dokunuşta hissettim. İnceliğini göstereyim. İnceliğini nasıl gösterebilirim? Şu şekilde. Baya ince, baya hafif. Baya hoşuma gitti. Seslere bakacak olursak. Aaa. Yalnız size bir şey diyeyim mi? Oo, oo, oo. Ses olayı çok iyi. Mekanik olmasına rağmen çok az ses çıkarıyor. Benim şu anki kullandığım. Bu son, an, şu anki kullandım. Bu Bizim Logitech klavyemiz bence iyi. Ses konusunda baya hoşuma gitti. Yayınlarda işimize yarayacak. Sonra kablolar. iki tane kablo. Eee onun haricinde başka bir şey var mı? İşte kısa yollar. Ses açma kapama. Şöyle tekerlekli. Şöyle istediğiniz gibi döndürebiliyorsunuz. Ondan sonra M1, M2, M3, MR tuşları. Buraları zaten anlatmayacağım. Buraları zaten aynı. Türkçe klavye zaten. Başka kutudan ne çıkıyor? Şöyle G logolu bir şey var şöyle küçük bir kutu geliyor. Play Advance yazıyor arkasında da. Burada yine bir küçük bir sticker. Teşekkür ediyoruz. Bunu kullanırız. Kullanacağım tabii ki de. Ondan sonra yine bilgilendirme, büyük ihtimalle yazılımı için falan yazıyordur. Aynen şöyle yine mouse'taki çıkan şeyin aynısı. Ondan sonra kullanım kılavuzu. İşte nasıl kuracağınız. İşte şey, e, RGB nasıl ayarlayacağınız, G815'in Onları bahseden küçük, kısaca bahsedilen şeyler Ondan sonra başka bir şey var mı? Bakıyorum Başka bir şey gözükmüyor Evet, başka bir şey kalmadı bakalım Bomboş Üç tane ürün geldi arkadaşlar Mouse, klavye ve kulaklık Bunların hepsinin denemesi yayında olacak yayında hepsini canlı canlı size göstermiş olacağım. Bu video sadece kutu açılımıydı. Ve Logitech'in bize sponsorluğunu size duyurduğum bir videoydu bu. Şu anda zaten kameramda Logitech'in Brio modeli arkadaşlar. Ben kendilerini çok severek takip ediyordum. Sağ olsunlar bize bize sponsor oldular. Ve 500.000 bin çekilişimizi de umarım güzel bir şekilde kullanacağız. Hepsini göstermiş oldum arkadaşlar. Kulaklığımızdan mouse'una tüm ürünleri Logitech sağ olsun bize yolladı. Kendilerine buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar çok yardım ettiler. Sizin için de ürün ayarlayacağım arkadaşlar. Sponsorluğumuz için şimdiden hayırlı olsun. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Tüm ürünlerin linkleri açıklamada mevcut. Oradan giderek bakabilirsiniz. Tüm modeller ve tüm fiyatlar açıklamada bulunuyor. Açıklamaya bakın. Siz de eğer seversiniz, almak isterseniz oradan inceleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bye bye.